Değerli kardeşlerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Adamlar ve gavurlar, değerli dostlar, asırlardır görülen ancak son zamanların zorlaşan hayat şartlarında daha da ziyadeleşen, deprem felaketinden sonra daha fazla şahit olduğumuz, anlamakta da zorlandığımız memleketimizden insan manzaralarına şahitlik ediyoruz. Bir yanda mevcut hayat pahalılığında ev sahibi olup kirasını makul ölçülerde artıran esnaf olup aldığım fiyat bu, kazanmanın da bir ahlakı var deyip satarken makul fiyat belirleyen, bizzat şahit olduğum ve aracı olduğum boş bulunan evini bedelsiz olarak tüm eşyaları ve yiyecekleriyle depremzede kardeşlerimize bağışlayan, Allah'a aidiyetini unutmayan, bu topraklara ait olan, yaptığı işi hem hizmet hem de ticaret olarak gören Allah erleri, adamlar, yiğitler var. Diğer taraftan ev sahibi olup hayat pahalılığına üzülmek bir yana, bunu bir fırsat bilip kirasını bire bir, bire iki değil, bire beş yapıp deprem olduğunda annesini, babasını, kardeşini, yakınını enkazda kaybetmiş çaresiz depremzedeye indirim yapmak bir yana, zaten bire beş artırdığı kirasını bire ona çıkaran, aldığı ürünü bire ikiye alıp satarken her gün zamla bire beş karla satan, deprem olduğunda buna bir o kadar daha ekleyen, Allah'a aidiyeti insanlıktan nasibi kalmamış, bu topraklarda yaşayıp kendini bu topraklara ait görmeyen gavurlar var. Değerli dostlar, buradaki gavurluğu tırnak içinde kullanıyorum. İnanç anlamındaki inkardan bahsetmiyorum. Bu kişinin özgür iradesinin gereğidir ve Kur'an'ın koruması altındadır. Yahudi ve Hristiyan din mensuplarını da kastetmiyorum. Bahsettiğim insanlık ve ahlak anlamındaki gavurluktur. Bilinmeli ki bu gavurluğun da Allah katında inanç gavurluğundan farkı yoktur. Onlar haksız kazanç ederken gıda değil, kul hakkı, yetim malı yiyerek midelerine cehennem ateşi dolduruyorlar. Bu toprağa aidiyeti kalmamış bu insanlara diyorum ki, inandım demek sizi kurtaramayacak, cehennem taş kesilmiş kalpleriniz ile kütük kesilmiş bedenleriniz ile tutuşturulacak. Allah'a emanet olunuz, kalınız sağlıcakla.